kadar onlara bakarak yemek yap. Tayin edilen avukat, ondan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan neden işten çıkarıldığıma dair yatırılan sigorta dökümünü aldım. Ben Antalya'da oturuyorum, kirada oturuyorum, eşimden 2,5 yıldır ayrı yaşıyorum, çocuklarıma ben bakıyorum. Yani bütün evin sorumluluğu bende. İnternette buldum mutfak elemanı aradıklarını. O şekilde başvurdum. 10 gün bu işte mutfak bölümünde çalıştım. Daha sonra asistan işi bir hafta çalışıp bıraktıktan sonra ben orada çalışabileceğimi, çünkü benim mesleğim muhasebe, hep masa başı çalıştığım için o şekilde devam edebileceğimi söyledim onlara. Onlar da bunu kabul etti. Ben masa başı asistan olarak 10 gün sonra devam ettim işime. Yalnız işverenim aşağılaması, hor görmesi, bana mobbing uygulaması artı girdiğim günden beri doğru düzgün para alamamam artı son ayın da parasını alamamamdan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü ben çocuklarımın geçimini sağlamak zorundayım. Gelire ihtiyacım var. Bunu bu iş yeri sağlayamadığı için ben de dilekçeyle eline bu işten ayrıldığıma dair evrak verdim. Tamam, sen kimsin? Kaç kuruşluk adamsın? Ben seni buraya niye oturtturdum ki? Yani yanlış yapsanız yapmasanız da bir şekilde aşağılıyor insanı. Misafir geliyor mesela, misafirin önünde diyor ki işte bizim elemanlarımız böyle, işte böyle kötü davranıyorlar, böyle konuşuyorlar. Yani aşağılıyor sürekli. Yani bu hakaretleri yapan benim ayrıca hem cinsim yani. Bayanlara düzgün davranılması gerektiğini o kendisinin de bilmesi gerekiyor. Benim psikolojim bozuldu. Artık son zamanlarda elim ayağım titriyordu onun beni her aşağılayışında. İşte bu yaşadıklarımdan dolayı işten çıkmak istedim. Dilekçemi verdim. Belli bir süre sonra 29. maddeden dolayı yazılı olarak verdiğim halde dilekçemi, bu kabul görmemiş, noter tasdikli olması gerekiyormuş ispatlayabilmem için. Bunun üzerine benim hiçbir hakkım olmadığını, 29. maddeden çıkarıldığını Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip çıkış evrakımı aldığım zaman öğrendim. 29. maddenin açıklamasını okuduğumda, o iş yerinde ahlaksızlık yaptığımı, insanlarda cinsel tacizde bulunduğumu, insanlara hoş olmayan ahlaki hareketler yaptığıma dair çıkarıldığımı, bu maddenin kapsamının o olduğunu öğrendim. Ve ben zaten geçimimi sağlayamazken, sıkıntıya girerken bir de bu şekilde ahlaksızlıkla suçlanıp işten çıkarıldığımı, hiçbir hak iddia edemediğimi öğrendim. Artı bu maddeden dolayı hırpalandığımı, maneviyatımın bozulduğuyla ilgili adliyeye avukat başvurusu yaptım. Suç duyurusunda bulundum. Evet, suç duyurusunda bulundum. Şimdi bu yüz kızartıcı suça giriyor. Alt madde koymuş olsaydı, işte iş yeriyle huzursuzluk yaşadığı için atıyorum insanlarla güzel bir diyaloğa girmediği için diye alt kapsam yaratmış olsaydı, ben bu kadar mağdur olmayacaktım. Sadece 29. madde diye not düşülmüş. Ben bundan sonra işe girdiğim zaman, işverenler bu 29. maddeyi gördüğü zaman, hiçbir işveren beni işe almayacak. İşte 29. maddeyi uyguladığı için iş çıkış sebebi olarak ben bu konuda çok mağdur edildim ve mahkemede bunu ispatını isteyeceğim. Benim bu kadar maneviyatımı bozmasına hakkı yoktu. Onun alt maddesini yazabilirdi. Onun ona hakkı var ama yazmayıp da benim bütün haklarımı elimden alıp artı işe giremememi de engelliyor. 2000. Tabii ki ispatlasın bana. 29. maddeye göre işten çıkardığını bana ispatlasın. Kadın avukatlarından, kadın derneklerinden benim hakkımı savunabilecek iyi niyetli düşünen insanlardan bunu bekliyorum.
işten ayrılmanın sebebi işverenin aşağılaması, vurdurulması, sözlü şiddetlerini işte internetten aktarıyorum, yazıcılar çıkarıyorum, onlara temin ediyorum. Asistan olarak görevini devam ediyorum. Evet, evet. Ne kadar siz on başladınız, ne kadar çalışıyorsunuz? Şimdi 2009'da işe başladım. 2019'da, evet, Eylül'ün ikisinde işe başladım.